穿上橡皮靴，扛起农场的动物饲料，准备开启一天的工作。他是今年23岁的纳法西。4年前，他逃离了战火不断的阿富汗，来到土耳其生活。在农场的工作让他很满足。Allah razı olsunlar. Kendi çocuklar gibi bakıyorlar bana. Kendi kardeş gibi bakıyorlar. Annesi annem gibi. Yani çok şükür Allah. Çok iyi bakıyorlar bana. Çok iyiler yani. Ekmeğim, suyum, her şeyim veriyorlar. Paramı veriyorlar. Ay ay paramı gönderiyorum aileme. Çok iyiler yani. Memnunum ben iş yerinde.虽然纳法西很满意他在土耳其的工作，不过更多逃到这里的移民就未必像他这么幸运。根据律师协会主席西弗里卡亚说，像是之前的叙利亚难民，在土耳其的生活根本没有保障。Bu kişilerin sosyal güvenceleri yok, sosyal haklardan mahrumlar. Yine bir kişinin normal günlük çalışma süresi 7,5-8 saattir en fazla. Diğer saatlerini sosyal etkinliklere ve dinlenmeye ayırması gerekir.Bu kişileri sabahın 5'inden 6'sından gecenin 7'sine 8'ine kadar 6-7 ay boyunca her gün tatil yapmaksızın çalıştırmak bence insanlık suçudur.塔利班重夺政权，阿富汗人害怕重回黑暗时代，纷纷逃离。只是离开了阿富汗，而在其他地方又要如何安身立命？这是阿富汗人不得不面对的命运抉择。